çalışsın, ister ev hanımı olsun, ister topuklu, ister düz ayakkabı giymeyi tercih etsin, her kadının en büyük derdi ya da en büyük korkularından biridir varis. Bu arada varis deyince kulağa basit bir hastalık gibi gelebilir ama henüz gerçekleri bilmiyorsunuz. İşin uzmanından varisin nedenlerini, sonuçlarını ve tedavi yöntemlerini öğrendim. Taşımaktan çok kanı tutar bir hale geliyor. Etek giyemiyorum, şort giyemiyorum, bunun görüntüsünden rahatsız oluyorum. Hanımlar dikkat! Bacaklarınızda oluşan varisler kalp sağlığınızı nasıl tehdit ediyor? Toplar damar sisteminin yetmezliğine... Hem kalbi korumak hem de pürüzsüz bacaklara sahip olmak için varis oluşumu nasıl engellenir? En basit önlemek için yapılacak şey... Varis oluşmadan kalp nasıl alarm veriyor? Yorgunluk, kramp... Varis oluşumunun nedenlerini ve en yeni tedavi yöntemlerini Magazin 8 sizin için araştırdı. Sabah giydiğim ayakkabıyı akşam giyemiyorum der bu hastalar mesela tipik olarak. Varis deyince kulağa basit bir görünüm bozukluğu gibi geliyor ama işin aslı hiç öyle değil. Hanımlar, varis bacaklarınızın güzelliğinden önce kalp sağlığınızı bozuyor. Terim olarak toplar damar sisteminin yetmezliğine bağlı vücudumuzda görülen toplar damarların kıvrıntılı bir hale gelip, belirginleşip büyümesine verilen addır. Çalışsın ya da ev hanımı olsun, hanımlar günün büyük bölümünü ayakta geçiriyor. Bir de şu vazgeçilemeyen topuklu ayakkabılar yok mu? Her ne kadar çok şık görünse de topuklu ayakkabılar da varis sebeplerinden biri. Yaşam tarzı değişiklikleri, kilo almak, uzun süre ayakta kalmak, zorlayıcı bir takım yaşam koşullarından ötürü de oluşabildiği gibi genetik bir kısmı da vardır bu sebeplerin hiçbirisi olmasa da. Başta da dediğimiz gibi bacaklarda oluşan varis tüm vücudu etkiliyor. En başta da kalbi zorluyor. Bakın size örnekler üstünden anlatalım. Mekanizma şudur. Toplar damarlarda ilk önce de söylediğim gibi pasif bir taşınma söz konusu. Şu şekilde kapakçıklar vardır. Kan yukarı kalbe doğru hareket ederken bu kapakçıklar yukarı doğru açılır. Fakat aşağı doğru kapanır, kanın geri kaçışına izin vermez. Bu kapakçık yapısındaki bozukluğa bağlı kan tekrar yukarı çıkması gereken kan aşağı kaçarsa, reflü diyoruz biz buna, bu aşağıda kan göllenir, birikir ve damarı genişletir. İşte bu rahatsız edici görüntü kanın kalbe ulaşamayıp bacaklarda toplanmasıyla oluşuyor. Çünkü kalbe ulaştırmakla görevli olan damar baskı nedeniyle işlevini yitiriyor. Kaçaktan ötürü şöyle olması gereken damar bu hale geliyor. Dolayısıyla şekli bozuluyor, yapısı bozuluyor. Kanı artık taşımaktan çok kanı tutar bir hale geliyor. Bir rezervuar görevi görüyor. Bu arada varis daha oluşmadan bacaklar alarm vermeye başlıyor. Önemli olan vücudun uyarılarını anlayabilmek. Bacakta bir yük taşıyor hissi olur hastada. Yorgunluk, kramp, çoğunlukla kaşıntı ve ödem, şişlik. Bu belirtiler varsa hemen önlem almalı. Hem sağlığınızı kaybetmemek hem de bacaklarınızın pürüzsüz görünmesini sağlamak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. En basit önlemek için yapılacak şey bu kompresyon tedavisi denilen aşağı kaçan kanı bir varis çorabıyla sıkıştırıp tekrar yukarı yollamaktır. Kağıt kalemi hazırlayın. Kalp ve damar cerrahı operatör doktor Fatih Gökalp varisten korunmanın yollarını anlatıyor. Kilo almaması, uzun süre ayakta kalmaması, varis çorabı kullanması, sıcaktan kaçınması mümkünse bacakları için soğuk duş uygulaması. Ben de iş işten geçti. Varis çoktan bacaklarımı sardı diyorsanız da sakın üzülmeyin. Tıp ilerledi. Artık bu derdin de devası var. Evrelere ulaşmış varisleri artık hasta çok rahatsız oluyorsa cerrahi veya kozmetik yöntemlerle tedavi ederiz. Peki bu cerrahi müdahale nasıl yapılıyor? Magazin 8 bu sorunun cevabını da sizin için öğrendi. Bir iğneyle, insülin iğnesinden bile ince bir iğne ucuyla burada problemli damarın içine girilerek bir ilaç enjeksiyonuyla bu damar yapıştırılıp yok edilir. Ama iyisiniz, siz operatör doktor Fatih Gökalp'in sözlerine kulak verin ve ameliyat masasına yatmaya gerek kalmadan varis derdinden kurtulun.